Evet sevgili dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'ye Siltaş taş yapı Pendik Sporu ve aynı zamanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Ve bu maçın ardından birçok şeyler oldu. İsmail Kartal'ın maçın ardından açıklamaları var. Önce oradan başlayayım. En ufak faalde yere yatarak yerden kalkmayarak sürekli doktorları ve sedyeleri saha içine çekerek oyunumuzu yavaşlatıyorlar diyor. Maalesef ilk devre istediğimiz futbolu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen tüm rakiplerimiz herhalde bu durum birbirinden gördükleri için alışkanlık oldu. En ufak faulde yere yatarak, yerden kalkmayarak, sürekli doktorları ve sediyeleri saha içine çekerek bizim oyun hızımızı durdurarak, oyunumuzu yavaşlattırarak, oyuncularımın da oyunda kalmalarını, kalmamalarını sağlayarak belki oyun içerisinde oyuncularıma provoke hissettirerek Oyuncularımı oyuna hani bu yüzden oyuncularım oyuna konsantre olamadılar. Bir oyuncu var ismini vermeyeceğim. 4 faul yaptı. Bir tanesinde Mert Hakan'a orta sahada tekme attı. 4 faul derken ilk yarıdan bahsediyor. Yoksa o oyuncu 5 faulle ile tamamladı arkadaşlar. Tiyam'dan bahsediyor. Açık ve net. ya yani Tiam'dan bahsediyor. Tekme atan arkadaşlar. Mert Hakan orta sahada tekme attı. 4 faul yapan oyuncu sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde hemen sarı kartla cezalandırılıyor. Ve baskı altına giriyorlar. Bu sefer bizim oyuncularımız ikili mücadeleye girerken daha tedirgin giriyorlar. Ya, oynamaya çalışırken rakip kaleciden başlayarak en uçtaki oyuncularına kadar bizi oynatmamak üzere yere yatarak bizi durdurmaya çalışıyorlar. Dördüncü hakeme dedim ki bu sarı kart değil mi? Doğru ama daha oyunun başı burada oyunun başı sonu mu olur dedim. Maalesef her hafta aynı şey oluyor. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Bunun kuralı da yok. Sakatlanan oyuncu yere atıyor, sedye giriyor, dışarı çıkıyor Gerçekten sakatsa tedavisin olsun, insan sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden önemli ama sakatlanan oyuncu sedyesi ve doktoruyla dışarı çıkıyor, bir saniye sonra hemen geri oyuna giriyor. Bu nasıl sakatlık? O zaman burada gerçekten bir sakatlanma yok. O zaman başka bir şey var. Buna biz bir şey yapamıyoruz. Sürekli yere yatarak, oyunu çirkinleştirerek, sürekli oyunu durdurarak bizim hızımızı kesiyorlar. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle, hamlelerle birazcık daha kendi işimizi yapmamız gerektiğini, rakiple ve hakemle uğraşmamamız gerektiğini sakin kalarak futbol oynamaya çalışmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. İki değişiklikle başladık ve onlar da güzel cevap verdiler. İkinci yarattığımız attığımız gollerle de maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar taraftarımızla bize verdikleri destek için onlara teşekkür ediyorum. Hem Avrupa'da hem ligde bu yarışı götürebilecek kadro derinliğine sahibiz diyor İsmail Kartal. Sakatlı süren oyuncuları bir yan ya da iki tanesinin dönme ihtimali var bu hafta diyor. Dört oyuncudan. Her iki maçta da elimizde oynayacak yeterli oyuncularımız var. Hem Avrupa'da hem ligde bu yarışı götürebilecek kadro derinliğine sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Maç maç düşünerek oyuncularımızı rakibe göre en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diyor. Şimdi ben yine devam edeyim. Bu arada birkaç müjde verdi aslında İsmail Kartal. Onu da belirteyim. Nasıl bir müjde verdi arkadaşlar? Çağlar Söyüncü milli takım arasından sonra tam hazır bir şekilde hazır olacakmış. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberi. Bu bir. İkincisi Osayi'nin oynadığı maçlarda Fenerbahçe 15 maçta 14 galibiyet bir beraberlik almış. Mert Hakan yandaşın oynadığı maçlarda 12 maçta 12 galibiyet almış. İlginçtir. Taraftara sorsam kızarlar. Bekao, İsmail Kartal, Bekao Trabzonspor maçında Bakın Bekao Trabzonspor maçında yanlış anlamayın. Sonraki maçtan bahsetmiyorum. Trabzonspor maçında Bekao oynayabilir diyor. Sahada olabilir diyor arkadaşlar bilginiz olsun. Onu net bir şekilde söyleyebilirim diyor. Bir de bir kişi daha var. Ee, hani sevgili Sercan Amdurum da buradan tebrik ediyorum. Yani Trabzonspor maçında sahada olacağını direkt söylemiştik. Yani direkt mı yok diye. 4 tane 5 tane sakatımız vardı. Ben şimdi aklıma geldiği kadarıyla söyleyeyim. Hani Fenerbahçe'de sakat durumu e, Joshua King kurşun Yeri için yok. O bir. <laughs> ya Joshua King'in e, Çağlar Söyücü milli aradan sonra onu geçtik. Bekao bir. En azından onun da e, Trabzon maçında sahada olmasını bekliyoruz. Luan Perez gelse de zaten oynayamayacak. Onu geçtim. Bonucci de dönecek arkadaşlar. O bir. Bonucci iki. Her ikisi de oynayabilecek durumdalar. Trabzonspor maçında King ve Çağlar Söyüncü de bir müddet sonra oynayacaklar arkadaşlar. Yani her iki futbolcunun da Lan sağ avucum kaşınmaya başladı. Bunu da <laughs> söylemiş olayım. Şimdi Fenerbahçe Pendik Spor maçı 113 dakika 51 saniye oynanmış. Komediye bakın. Ve top oyunda sadece 47 dakika 41 saniye kalmış arkadaşlar. Toplamda 114 dakikada 47 dakika top oyunda kalmış yani yüzde 41.9 Bu maç bu sezon Süper Lig'de Samsun Spor Kayseri maçı ki o da 41.7'sinde kalmış Topun oyunda en az olduğu maçmış yani Bu ayıbı kime yazarsınız Bilmiyorum Ama daha büyük bir ayıp var Şöyle bir ayıp Arkadaşlar yazıyı yaklaştırdığın zaman Ali Koç hani Futboldan defol yazıyor Koç futboldan defol yazıyor arkadaşlar ve bakın idam sehpası. Eline kelepçe vurmuşlar ve asmışlar. Şimdi bunu ben yapsam. Bunu ben yapsam. Hakkımda dava açarlar. İçeri alırlar beni arkadaşlar. Halkı kim ve nefret tahrik falan filan. Cart curt. Yani. Çok şey derim de. Gerçekten Galatasaray taraftarı işin şeyini çıkartıyorsunuz. Ya bir Hatay maçından sonra Deprem duyarı kastı cümlesi bile yeterliydi. Şimdi ben sahanın içine geri döneyim. Edin diyor ki gerçekten utanç verici. Yemen yani diyorum ilk defa olmuyor bu durum. Bizler de geliyor. Maç 2 dakika oynanıyor. 5 dakika duruyor. 2 dakika oynuyor. 1 dakika duruyor. Gerçekten garip bir durum diyor. O da Şile'den çıktı. Şimdi ben şuna odaklanıyorum. Günün asisti Ferdi Kadıoğlu Fred ve Ciku'dan geliyor. Yani Fred sahalara dönüyor ve asistle dönüyor. Günün golleri Mert Hakan Yandaş'tan, Batu Şuhay'den, yine Ferdi Kadıoğlu'na ve İrfan Can Kahveci'den geliyor. Sakatlıktan dönen İrfan'dan gol geliyor. Yani Fenerbahçe kütürü gibi bir oyun oynuyor. Rakibi alt üst ediyor. Benim ee, şimdi şunu da söyleyeyim. Hani bu arada ceza sınırında bulunan oyuncu sayımız 9'da yükselmiş. Oha! Ulan harbi oha! Ulan nasıl bir Fenerbahçe'ymiş arkadaş. Tadic, Cengiz, Batshuayi, Şimanski, Bekao, Osayi, Ceko, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür. İnanılmaz bir şey. Yemin ediyorum inanılmaz bir şey. Artık Trabzon maçında yedek kulübesindekine falan da şey yaparlar. Neyse ben şuna döneyim. Arkadaşlar Galatasaraylı arkadaşlar Fenerbahçe'nin maçı hakemle kazandığı inancındalar. Galatasaray yönetimi de öyle. Şimdi Fenerbahçe yabancı hakem istiyor. Galatasaray buna karşı çıkıyor. Ve aynı Galatasaray her hafta ağlıyor, zırlıyor, anırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hakemde, hakem de hakem, hakem de hakem diye. 1- Omurgalıysanız. 2- Samimiyseniz. 3- Adamsanız. 4- Delikanlıysanız. Hep birlikte yabancı hakem getirelim. Ne karar verirse kimse konuşmasın. İstemezsiniz değil mi? Çünkü bu hakemler olmadan ligi ilk, iki değil falan şu an bile ilk, iki de bitiremezsiniz. Maça falan sağdan falan çekilirsiniz. Hakemler baktınız istediğinizi yapmıyor. Ya Galatasaray taraftan da inanılmaz aşırı saçma bir özgüven var. Diyor ki hakemler olmasaydı Fenerbahçe ilk iki de olmazdı. Tamam. Lan bu, bunu, bu cümleyi kuran kişi eğer ahmak değilse, zekalı değilse. Madem bu hakemler olmasa Fenerbahçe ilk iki de olmaz. Yabancı hakem getirelim de görelim ulan Fenerbahçe kaçıncı bitiriyor der. Bakın arkadaşlar. Kim katilse, kim katilse başkasının en çok o suçlar bizim ülkemizde özellikle Galatasaray'da biz bunu gördük. Kardeşim madem hakemler Fener'i kolluyor. Madem hakemler e, hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyor. Buyurun. Edince Kutu Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz adalet. Ondan sonra maçı kazanır kaybederiz oluruz. Hani önemli olan her, her takıma aynı şekilde davranmalar demiş. Sizce davranıyorlar mı? Ya ben açık ve net söylüyorum. Bak Galatasaray taraftarı herhangi birisi. Fenerbahçe kullanıyor diyorsa ya etek giysin ya desin ki arkadaş benim kulübüm hakemlerden razı. Benim kulübüm hakemlerden memnun. Demek ki asıl kullanan benim takımım desin diyebiliyorsa. Diyebilir mi? Diyemez. Grubun birinde bizim Kayseri'deki grubun birinde o, gruptakilerin de hepsine selamlar olsun. Ya İsmail Kartal eleştirisi gördüm. Bu arada Fenerbahçe Pendik maçının istatistiklerinde de kısaca değineyim. İlk anlat söyleyeceğim. Fenerbahçe ikincisi Pendik Spor. Bu arada Pendik Spor. Ligin 19. sırasında bir takım. Fenerbahçe maçında aşırı sarf ettikleri efor, yedikleri kırmızı kart bence ligden düşmelerinin çok güzel bir vesilesi oldu. <laughs> Bu konuda da Pendik tebrik ediyorum. Kendi bacaklarına sıktılar. Arka arkaya 4 maçları zaten kaybediyorlardı. Bu da 5. maç oldu. Tebrik ediyorum yani teknik direktör değişimine kadar gittiler. Sanki her maçı kazanıyorlar da Fenerbahçe maçında doğrandılar algısıyla da bir şey yapma peşinde. Neyse Galatasaray maçında Galatasaray size yatar. Ligde tutunursunuz. Yersen. İlk söyleyeceğim Fenerbahçe. ikinci söyleyeceğim Pendik Spor arkadaşlar. Gol beklentisi 2.69'a 0.57. 0.57'den nasıl gol yedik hocam biz bunlardan? O da bizim yeteneğimiz. Toplu oynama 67'ye 33. Toplam şut 22'ye 4. İsabetli şut 6'ya 2. Muhtemelen Max GS zekasındaki arkadaşlar diyecekler ki hocam rakip 9 kişiydi. 90 artı 1'de 9 kişi kalan rakip 9 kişi diye bahsediyorsak o zaman İbrahim Üzümez falan da kırmızıydı. Onu da falan sayalım. Rakip 3 kişiydi 4 kişiydi falan diye sayalım. bu zeka çünkü. Toplam şut 22'ye 4. isabetli şut 6'ya 2. İsabetsiz 9'a 2. Şut engelleme 7'ye 0. Daha Fener'in 7 şutu engellenmiş. Korner 8-1. Offside 3'e 0. Foul 17'ye 29. Sarı kart 6'ya 8. Trabzonspor gümrükte maç yaptı maçın hakemi Trabzon bölgesinde oturuyor. İkameti orası ve bir tane bile sarı kart yemedi Trabzonspor. Fenerbahçe maçından önce. Fenerbahçe 6 sarı kart yedi. Rakip 8 sarı kart yedi. Kırmızı kart 2 rakibin. Serbest vuruş 29'a 17. Taç atışı 28'e 16. Kale vuruşu 6'ya 10. Büyük şans Fenerbahçe 4. Rakip 1. Kaçan büyük şans 2'ye 0. Daha iki tane de net kaçırmışız. Direkten dönen 1'e 0. Hocam Tiam'ın da döndü diye arkadaşlar kesildiği için sayılmıyor. Ceza sahası içinden şut 15'e 4. Ceza sahası dışından 7'ye 0. Kaleci kurtarışı 1'e 2. Engellenen gol 0.35 Fenerbahçe'nin 1.10 rakibin yani rakip kaleci bir gol engellemiş. İsabetli pas 412'ye 152. Uzun top Fenerbahçe 55'te 29. Rakip 76'da 28. Orta isabeti 37'de 14. Fenerbahçe'nin 10'da 4 rakibin. Şimdi asıl kısımlara geldik. Top sürme girişimi 22'de 11 Fenerbahçe'nin 12'de 4 rakibin. Top kaybı 155 Fenerbahçe'nin 133 rakibin. Bu kadar az top kaybı yaptı. Nasıl kaybetti takım? Düşündünüz mü? Edincek o. En az 6-7 farkla önde olmalıydık normal şartlarda. Ama değiliz. Eğer şampiyonluk yarışında durum eşit diyorsak hakemler de öyle davranmalı. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar demiş. Görün bakın disipline sevk ederler. Trabzon maçında ceza verirler. Çünkü biz bunları biliyoruz. Biz bunları biliyoruz. Neyse devam edeyim. Ee, aslında daha söyleyeceğim şeyler var da. Bir yerde bitirmem lazım. Şimdi. İsmail Kartal'ı atıp tutuyorlar. Ben İsmail Kartal'a dair bir şey söyleyeceğim ama. E, önce şunu söyleyeyim. Maçına hemen ardından Fırat Aydınus'un pozisyon değerlendirmelerini aldım arkadaşlar. Tek tek bakalım. Unutmadan çünkü. Tiam'ın bu hareketine diyor. Kart çıkmayacaksa hakemin en azından çok sert bir hareket yapmalıydı. Bundan iki tane yaptı. Bakın. Bundan iki tane yaptı. Sarı yemedi. Şimdi ikinci sarı. Jeydin Osterwold'e burada sarı kart görmeliydi diyor. Ayağa bastı. Hocam o zaman Osterwold'e atılmalıydı. Bak Fener'in hakkını şey yapmışlar. Rakibin hakkını yemişler. Bak hocam görüyor musun? Jeydin Osterwold'e'nin gördüğü sarı kart yanlış diyor. Yani onu onunla dengelemiş. Matematiksel olarak iki pozisyonda birbirinden çıkartmamız lazım. Mert Müldür'ün gördüğü sarı kart doğru mu bir cevap göremedim. Belki de doğru demiştir. Belki de değil demiştir. Wellington burada sarı kart görmeliydi diyor. Hangi Wellington? Hani şu 71'de atılan. Eğer Wellington orada sarı kart görseydi çok daha önce atılırdı. Onu da söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe'nin top kaybında kaldık. Oradan sonrasını söyleyecektim ama kazanılan ikili mücadele 64'e 73 hava topu 15'e 24 ilk defa rakip Fenerbahçe'nin daha çok ikili mücadele kazandığı sebebi hakem diyecektim. O yüzden buralara geçtim top çalma 12'ye 28 pas arası falan diye. Ben buralara geçtim ben başka bir yere geleceğim arkadaşlar. Çok ciddi bir yere geleceğim. O yüzden şey yapıyorum. Ee, buradan devam edelim. Wellington burada sarı kart görmeli diyor. Wellington kaçta atıldı? Kaçıncı dakikada atıldı arkadaşlar? 71'de. Kaçıncı dakikada sarı kart gördü? Şuradan hemen bakayım. hani ilk sarı kartını ne zaman görmüş? 61'de görmüş. Yani Wellington 10 dakika erken atılacaktı. Bu zihniyete göre. Dine devam edeyim. Bakın çok ilginç bir şey var. Wellington daha önce atılacaktı. Bir. Yani kim kimi kollamış. Endia'ya burada sarı kart görmeliydi diyor. Mert Hakan'ın şutunda Galatasaraylı sayfalar buna sarı kart mı diye dalga geçen paylaşımlarda bulunmuşlar arkadaşlar. Yani varın gerisini düşünün. Varın gerisini düşünün. NDI'nin ikinci sarısı ne zamandı? Hatırlıyor musunuz? 54'te. 54'te Endiaya ikinci sarıdan atılacak bu mantığa göre. 61'de Wellington atılacak. Rakip 9 kişi. Daha 33'te de rakip kaleci Ceko'nun alnını yardığı için atılacak. 3. 3 tane sarı kart. İkinci sarı kart bunların hepsi de. Devam edelim. Tadiş burada sarı kart görmeliydi diyor. Ha, lehimize olanı söylediğim gibi aleyhimize olanı da söylemeliyim. Tadiş burada sarı kart görseydi haftaya bir kanatta Cengiz bir kanatta İrfan Can'la başlamak zorunda kalırdık. Trabzon deplasmanında. Eğer adil bir yönetim olsaydı sarı kart görmesi lazımdı. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Eğri eğri doğruya doğru. Biz Fenerbahçeliyiz çok şükür. Yani 25'te NDA'ya sarı kart görmeliydi. 54'te atılmalıydı arkadaşlar. Bakın aşağıda da yazıyor zaten. Tadiş'inkini geçelim. Bir sonraki pozisyona. Jeydin Osterwald'e topa vurduktan sonra ikinci sarı itirazı var. Gökcan topa vurduktan sonra ayağını uzatınca temas oluşuyor. Kalkan ayak bir yere inecek. Kart veya faul gerekmez diyor. Muhtemelen diğer hakemler de aynı şeyi söyleyecekler. Bakın şu ana kadar rakibin 3 tane ikinci sarısı var. Halil bu pozisyonda Ferdi'nin formasından çekiyorsa ikinci sarı karttan kırmızı görmeliydi. Arkadaşlar bu pozisyon ilk yarıda. Evet şaka gibi değil mi? Bu pozisyon ilk yarıda. Halil'in ilk sarı kartı ne zaman? 45 artı 2'de. Yani 45 artı 2'de rakipten bir oyuncu daha ikinci sarıdan atılmalı. Etti sana 4. Şaka gibi. 33'te kaleci 45 artı 2'de Halil 54'te NDI'ye 61'de Wellington gitmeli. Fırat Aydınus'un dediği gibi Allah'ın bırakmayacağı tek şey kul hakkı. Eğer Kadir Sağlam o FIFA kokartını takarken başkasının hakkını yediyse bu tip maçlar başına bela olur diyor. Ceko'nun penaltı beklediği pozisyon. Burada herhangi bir ihlal yok. Devam kararı doğru. Hatırlayın ben canlı yayında ne dedim arkadaşlar? Maç sonu canlı yayında. Dedim ki arkadaşlar bu pozisyon Galatasaray'ın pozisyonu olsa İkar diye bu pozisyonda penaltı çalarlar. Biz de ana avrat söveriz deriz. Ulan buna mı penaltı verdiniz? O yüzden geçiniz dedim. Ki yanılmadım da. Burada bir temas yok. Ama 33'teki penaltı. Çünkü adamın kaşı açılıyor. Ferdi. Ha Ferdi'nin bu pozisyonda gördüğü sarı kart. Doğru ancak yaşanan karışıklıklar. Lusamba sarı kart görmeli. Kurun hiç hakemi alkışlıyor. O da sarı kart görmeli. Hemen bakalım. Ferdi ne zaman sarı kart görmüş arkadaşlar? Ferdi'nin sarı kart gördü. Bu arada Lusamba 90 artı 1'de 7. Ferdi'nin sarı kart gördüğü pozisyon 45 artı 14. Lusamba 45 artı 14'te sarı görse. Kurun işte görse. Benim işime gelir. Emin olun. Pendik 5. E, kırmızıyı görüp maçı orada hükmen bitirtirdi. Futbolcularımız da çok fazla yorulmazdı. Son olarak da Mert Hakan Yandaş'ın hakem Mert Hakan buradaki söylemlerine duyarsız kalıyorsa maçı istediği kadar iyi yönetsin. Bir hiçten ibarettir diyor. Buna TFF ve Disiplin Kurulu bir şey yapamaz diyor. Arkadaşlar gerçekten yapamaz. Sebep şu. Yani e, sebep gerçekten şu. Bana burada itirazdan ikinci bir sarı kart görmeliydi diyor. 54'te. Direkt atılmalıydı diyor zaten çoktan. Yani 54. dakikada NDI'ye ikinci sarı karttan kırmızı görmeliydi diyor. Neyse. Ben şöyle anlatayım. Sahadaki hakemin karar vermediği şeyi nasıl diyeyim size? Kurul yapamıyor. Şimdi maça dair puanlama. Ferdi Kadıoğlu 8.4 almış. Maçın adamı. Mert Hakan 8.1 almış. Maçın ikinci adamı. Ee, Tadic 7.2 Fred. 7.5 Kurniç 7.3 <laughs> Serdar Aziz Mert Müldür diye gidiyor. İrfancan Can Kahveci 8.1 almış. Ben puanlamamı da yapayım arkadaşlar. Klasikleşen. Livakovic 7'yi golde bence hatalıydı. 10 üzerinden 7 veriyorum. Osterbolde bence ilk yarı kötüydü. 6.5 Serdar Aziz'i ben pek beğenmedim açıkçası. 7 veriyorum. Mert Müldür'e 7 veriyorum. Ferdi'ye 10 veriyorum. Bred'e yapmış olduğu asist de var. Bir 8.5'u hak etti. Kurun içe de 8.5 veriyorum ben. Yani kurun içi bu maçta beğendim. Demek ki kurun için ama ben niye beğendim? Pendik biraz kapandı etti falan. Kurun iç daha önde gözüktü. Top dağıttığı için daha rahattı. Yani daha çok adam kovalamadı. Biz net pozisyon falan vermedik arkadaşlar. Bir tane şey yaptık. Onda adamlar attı zaten. Tadiç 7.2 diyor. Tadiç'in asistini yediler herhalde ya. Gerçi Tadiç'in golü yok. gol var diye biliyorum. Şey pardon bak şu ay gol attım. Tadiç'e de bir 8 veriyorum. Mert Hakan 10. Cengiz Ünder 6.5. Edin Ceko 7 puan. Oyuna sonradan giren Ciku 10. Arkadaşlar golün asistinin asistini yaptı Ciku. Haberiniz olsun. Osay Samuel 8. Bir de sarı diye salak salak. İrfan Can 10. Batshuayi 7 ama Batshuayi 7'den 8'e 9'a taşırım. Niye? Orta sahaya geldi çok top aldı. Şimanski 6.5. Maç bu şekilde sona erdi. Fenerbahçe şimdi perşembe günü bir şey bekliyor ama İsmail Kartal'a dair eleştirilere dair benim açıklamalarım vardı. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamalarını şöyle anlatayım. Benim Bizim gruptakiler dedi ki İsmail Kartal kafasına göre takımlar oynuyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor falan filan. Şimdi ben de onlara gireyim. Avrupa'da kütürü kedi gibi bir takımla oynadık mı? Belki de çoğumuzun umudu yoktu. O maçta rakibi sahadan sildik attık. Haksız mıyım? Bugün illaki rotasyon olacaktı. Azıcık da olsa ağrı hisseden oynatılmadı. Mecbur oynatılmadı. Arkadaşlar şu evrede sakatlık çok sıkıntıydı. Ceko gün hiç oynamadı. Bu maçta 90 dakika oynadı. Hatta 90'dan fazla oynadı ilk yarıda. 14 dakika uzatmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Ne baş... yani ne anlatıyorum ben size. 90 artı 1'de çıktı. Yani 104 dakika falan oynamış oluyor. Şimanski o gün yoruldu. Gün yedeklerdeydi. Mecbur. Yani ha. O gün olan Tadış ve Cengiz'i oldu olan. Çünkü mecbur oynadılar. Kanatta adam yoktu. İsmail Yüksek bugün cezalıydı. O da full oynadı. Mecbur o gün o da full orada oynadı. Bugün de onun yerine mecbur Kurun hiç full oynadı. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani eksiğim yanlışım varsa düzeltin. Şimdi hal böyleyken adam ne yapsın? Osterwold'e o gün ne derseniz deyin girdi, gol attı, sahanın en iyilerinden biriydi, yüksek puan aldı, maçın adamıydı, mecbur oynattı. E Ciku desen epey yoruldu o gün. E, Ciku'nun Ciku o gün ifra kesildi ya. Perişan oldu, perte çıktı çocuk. Verdi, Tadic, Cengiz, Fred mecbur bu maçta oynadılar gariplerim. Fred hani ara ara sırıt tabii ama elinden geleni yaptı. Mert Hakan Yandaş bence süper. Yani sürpriz de olur gibi oldu ama sürpriz değildi. O da bugünün mimarlarından biriydi Mert Hakan Yandaş. Maçın hakemi daha 5. dakikada Tiam 3 tane sert faul yapınca birine sarı verse maç kopacaktı orada. Bir daha bu sertlik olmayacaktı zaten. Maç buraya gelmeyecekti. Mert Müldür'e tak hemen çaktı sarıyı. Osterwold diye tak hemen çaktı sarıyı ya. Hemen hemen çaktı. Ya bu çocuklar sarıyı hak etti mi? Size bırakıyorum. 33. dakikada Ceko'nun kaşı yarıldı. Versene ikinci sarıyı. Bunu yapan kaleciye versene sarıyı penaltıyı. İkinci sarıdan kaleci atılsa Fenerbahçe penaltı alsa 33'te rakip 10 kişi kalsa maçı alacaktı. Yani orada maç her şey çevirecekti. Vermedi. İlk yarı rezalet hakem yönetimi vardı ya. Takım çıldırsın, taraftar çıldırsın, Fenerbahçe oyuncuları çıldırsın diye. E İsmail Kartal da takımda bir şey yapamadı ki ilk yarı. Ya bahsedilen olaylar. Tam top oynayalım diyoruz yere yatan birisi. Tam top oynuyoruz birisi ölü taktı. Halil bir ara ölü numarası yaptı ya ölü numarası yaptı. Nasıl oyun kuracaksın bu şartlarda? Bu bu şartlarda neyle top oynayacaksın? İkinci yarı büyük risk neydi biliyor musunuz? Ben aslında İsmail Kartal da burada övüyorum. Bak nasıl hatalarımı gömüyorsam burada övüyorum. İkinci yarı büyük risk neydi biliyor musunuz? Osterwold ile Mert Müldür'ü çıkartmak. İki tane genç oyuncuyu çıkartmak. Ciku gibi orta yaşlı oyuncuyu almak. Osayi gibi son dönemdeki Performansı düşük oyuncu yapmak. Ama Ciku'yu aldı. Dedi ki uzun oyna oyun kur dedi. Bu da gayet iyi yaptı. Sağ o sağ iyi koydu. Bindir ulan dedi. Bu da bindirdi. İkinci yarı hakem adam gibi maç yönetince zaten rakibe sarılar falan çıkınca film değişti. Bir de rakip yoruldu. Hani teşvik bir yere kadar. Motivasyon bir yere kadar. Rakip yoruldu. Anlatabiliyor muyum? Bir de Mert Hakan'ın süper golüyle taraftar ateşlendi. Sonrasında Wellington daha önce atılmalıydı bence ama 71'de atıldı. Hani öyle rakip 9 kişi kaldı falan demeyin. Adamlar 71'de 10 kişi kaldı. 90 artı 1'de 9 kişi kaldı. 90 artı 1'de buna dersen. Yani. Geçeceksin. Bu arada Wellington'un ikinci sarıdan kırmızısı yanlış. Burada umut vadeden atak söz konusu değil diyor e, Fırat Aydınus. Ayağa basma var. Bunu orta sahada bassa sarı kart dersiniz. Onu merak ettim. Bir de ikincisi Wellington zaten fazladan bir sarı kart daha görmeliydi. O yüzden daha önce atılmalıydı. NDI'nin pozisyonuna da diyor ki net bir hani İrfan Can'ın penaltı pozisyonunda net ikinci sarıdan kırmızı. Zaten 54'te NDI'ye çoktan atılmalıydı. Yani 54'te çoktan gitmeliydi. Ben bitireyim arkadaşlar. Çok uzun oldu ama. Şimdi daha İrfan Can'a yapılan penaltıda verilmeyen bu ikinci sarı kart NDI'ye. 90 artı 1'de atılan Muşamba arka arkaya 3 faul yaptı ya. Tadi falan sakatlamaya yönelik hareket yaptı. 2 dakika içinde kim devam dedi. Ben İsmail Kartal ya da başkasını savunmuyorum. Bak kimse beni yanlış anlamaz. Babamın oğlu değil hiçbiri. Ben Fenerbahçeliyim arkadaş. Şampiyon yapmazlarsa hepsi suçludur benim gözümde. Ama benim futbol görüşme göre İsmail Kartal doğruları yaptı. Çatır çatır iki tane maç geliyor. Çutur çutur iki tane maç geliyor. Bak arkanıza yaslanın. Livakovic, Osayi, Bekao, Ciku. Bekao, Ciku. Ferdi Kadıoğlu, Türk bir. İsmail, Fred, Şimanski, Sağda İrfan Can. Türk 2-3 oldu İsmail ile birlikte. Tamam. Solda Tadiş Forvet'te Ceko. Trabzonspor maçının kadrosu hani bunlardan herhangi bir sarkart cezası durumuna düşmediği için Trabzonspor maçının ilk 11'i bu. Burada hem fikir miyiz hem fikiriz. Okey. Perşembe günü bana 11 çıkartsanıza. Hadi. Madem futboldan çok anlıyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. Çıkartın bana Perşembe günü. Kütürük eriği gibi çatır çatır iki tane maç geliyor. İki de iki galibiyet. Bak e, Perşembe gününde şeyim var. Kredim var. 2-0 bile yine sen sen çıkıyorsun. Kredim var. Pazar günkü de kredin yok. Perşembe günü rotasyon yine olacak. Ama kim oynayacak? Ben olsam kentle başlarım. Tadı hiç dinlensin. Bak ben kentle başlarım. %100 kentle başlarım. %1 milyon kentle başlarım. Kurun iç. Zayt, Mert Hakan yapsan. E bunu Ankara gücünde yaptın. Delik deşik oldun. Orası olmuyor işte. İsmail oynatacağım desin. İsmail pazar günü daha lazım. İsmail kurun iç desin. Olmaz. Fred'i oynatayım desem bu maçta değer mi oynatmaya? Bence değmez. Yani, Hadi ya. Adamın yerine geçin kadroyu kurun. Bana Perşembe gününün kadrosunu verin. Futbol bilginleri, kahinler. buyurun. Pazar günü Trabzonspor maçı kolay. Az kadro çık bitti. Bana Perşembe'nin kadrosunu kur. Ve 45 dakika bitiminde hakemin yanına giden bir Galatasaray'dan hakeme söylediği sözleri de bir araştırın bakalım. Eğrisiyle doğrusuna Fenerbahçe bir maçı geride bıraktı. Madem rakibimiz çok delikanlı, madem rakibimiz çok mert bir rakip, madem rakibimiz şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin kollandığını düşünüyor, o zaman çıksın onlar da yabancı hakem istesin. Hakemler Fenerbahçe'yi koruyorsa, kolluyorsa yabancı hakem getirelim. Yok hakemler Fenerbahçe'yi kollamıyorsa ağlamaktan vazgeçin Galatasaray camiası. Bundan hem hakem kolluyor hem yabancı hakem. Now, now. Bu nasıl bir şey ya? O gördüğü sarı kart yanlış diyor. Fırat Aydınos yani sonradan sonradan önüme düşüyor arkadaşlar bunlar. Aa, açın bakın. Şimdi bu şartlara göre baktığınızda Allah aşkına Fenerbahçe kullanmış diyenlere ne demek istersiniz? Ben diyorum mesela bak arkadaş insan inanışını belirtir. İnsan inandığını konuşur. Daha Selahattin Malki'nin konuşmaları vardı. Onu da yarın artık akşama bir video çekme niyetim var. Eğer bu video çok izlenirse. Ya Fenerbahçe'nin yabancı teklifini yabancı değil değerlendirin. İrfancan 14. golünü atmış, 10. asistini yapmış. Maşallah, maşallah, maşallah. Sakatlıktan dönmüş. E Mert Hakan kıtalar arası gol atmış, sezonun golünü atmış. E, sezonun golünü atmış biz bunları konuşamıyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Galatasaraylılara karşı kendinizi anlatmaya çalışmayın. Onlar anlamaz. Altında anlarlar ama kalpleri katılaşmış, kalpleri karalaşmış anlamazlar. Dün canlı yayında bir örnek verdim. Kurtla eşek, kurtla eşek tartışmış. Gitmişler ormanın kralına dişi aslana. Ki erkek aslan yatmakla meşgul. Erkek dişi aslan çalışır. Karısını çalıştıran yegane hayvandır. O yüzden aslandan nefret ederim. Domuzdan beterdir benim gözümde. Gitmişler demişler dişi aslana yardım Sen hakem ol. Söyle bakalım kim haklı kim haksız. Kurda demiş ki sen haksızsın. Hatta iki kere haksızsın demiş. Niye demiş. Eşeği muhatap aldın. Eşekle tartışmaya girdin demiş. Sen haksızsın demiş. O yüzden teşbihte hata olmasın. Ben de Fenerbahçe taraftarına diyorum ki. Kimseyle Münakaşaya girmenizin gereği yok. Kimseye laf anlatmaya çalışmanızın gereği yok. Emin olun herkes her şeyin farkında, herkes her şeyi biliyor. Galatasaray takımı delikanlı olsa, mert olsa, savaşılabilir. Adil yarışın içinde bir takım olsa, madem Fenerbahçe'yi hakemler kol diyor o zaman yabancı kim der. Federasyon başkanı Galatasaraylı, ikinci başkanı Galatasaraylı, PFDK başkanı Galatasaraylı. Öbürü Galatasaraylı, şu Galatasaraylı. Lan arkadaş yeter. Yeter. Bir ligin adının Galatasaraylı Ligi olmadığı kalmış hala ağlamalar, zırlamalar arkadaşlar. Ve Pendik Spor şimdi köşesine geçip istediği gibi ağlayabilir. Galatasaray'ın arka bahçesi de olabilir. Kendilerini kümeye atacak olan inanılmaz saçma sapan hareketleri de yapıp inanılmaz hatalarla o kırmızıları yediler. Şimdi köşelerine çekip hatta hani diyor öğrenciler der ya hocam arkadaşımız ağlamak istiyor tuvalete izin verir misiniz diye. Bence arkadaşımıza tuvalet için izin verelim de gitsinler doya doya ağlasınlar. Fenerbahçe hakkıyla kazandı. Kim Fenerbahçe'ye çamur atmak istiyorsa önce üstündeki çamuru çıkartsın. Kim Kadıköy'de kara gece diyorsa önce kara gecelerini aydınlatsın. Kim Fenerbahçe'ye çamur atmak istiyorsa önce posterlerde gizlediği kişilerle ilgili çamurlarını temizlemeye kalkışsın. Ya da gizlemek zorunda kaldığı gerçeklere dair konuşsun. Bu ligin en iyi top oynayan takımı Fenerbahçe'dir. İstatistiklerin lideri Fenerbahçe'dir. Şampiyonluğu çalınmaya çalışılan takım Fenerbahçe'dir. Gerisini size bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.